sen kaybettin. Gerçekten şeytanın aklına gelir mi gelmez mi yoruma açık. Akaryakıt zammını ayın 25'inde yap. Evet enflasyona yansımasın. Eğer enflasyona yansırsa Temmuz'da vereceğimiz memura emekliye zam artar. Bir sonraki enflasyona yansır akaryakıt zammı. Böylelikle fazla maaş zammı vermemiş oluruz. Bu haberin özeti bu benden halkın haberinde hafta sonu ana haberde duydunuz bunu değil mi duydunuz ve bugün ortaya çıktı ki aynen öyleymiş. Tam da dediğimiz gibi. Evet. Hiç övünmüyorum bu haberi yaptığım için ama teyit oldu. Aklımız artık ne dersiniz? İktidardakiler, yönetenler gibi çalışmaya başladı mı? O frekanstan düşünebiliyor muyuz? Bizler iyi insan olarak hep iyilikler, hep güzellikler, demokrasi, eşitlik, şeffaflık, laiklik, özgürlük dedik. Şimdi bambaşka bir frekansta düşünüyoruz. Acaba ne düşünüyorlar? Hemen aklımda kuruyorum ve karşıma da doğrular çıkıyor. Akaryakıt mı? 20 Haziran'da yapılacaktı. Hatırlıyorsunuz işte 6 gün önce her yerde fırtına koptu. Büyük zam büyük zam okudunuz haberleri. ah sonra birden ertelendi haberi geldi. Tarih verilmedi. Yok yok ben de burada bu stüdyoda akaryakıt mı? bu gece yarısı olmayacak dedim 20 Haziran'da ertelendi. Peki o zam ne zaman yapıldı? Bu gece 25 Haziran'da yapıldı. Ya bunun bir sebebi var. Benzine litresine 2 lira devasa bir zam. Motorinin litresine 1 lira 68 kuruş zam yapıldı. Peki neden 25 Haziran? Benim speküle ettiğim şeyin ete kemiğe bürünmüş hali. Maaş zammı enflasyon artarsa çok olur. Yansımasın maaş zamlarına bu enflasyona bir sonraki aya aktarabilmek zammın etkisini. Şu planlamaya bakar mısınız? Çünkü her ayın 25'i enflasyon hesabı için en önemli gün. 25'ine kadar geçen ayın 25'i, bu ayın 25'i. Her ay bu net, sabit. Mal ve hizmetlere yapılan zamlar bekletiliyor. Yani hesaplanıyor. 25'i son tarih. 24'ünde farklı, 25'inde farklı enflasyon oluyor. 24'ünde zam yapılırsa geçen ayın enflasyonuna o zam etki ediyor. 25'i ve sonrasında zam yapılırsa bir ay sonrasının enflasyonunu etki ediyor. Son akaryakıt zammı 25 Haziran akşamı gece yarısı yapıldığı için Temmuz enflasyonuna yansıyacak. Bu ne demek? Ağustos ayında öğreneceğiz. Ama Temmuz'un 3'ü Enflasyonun açıklanma tarihi Haziran enflasyonu. Ne olacak? Maaş zamlarında belirleyici olacak. 25'inde yaptılar zammı 5 gün gecikmeyle. Böylece emekli ve memur zamlarına bu zammın enflasyonu artırıcı etkisi uzaklaştırılarak düşük tutulacak. Söyler misiniz bu kadar ağdalı cümle kurdum. Enflasyonu düşük tutabilmek için memura emekliye düşük zam verebilmek için zammı ertelediniz. Kim kazandı, kim kaybetti? Yurdumun, memleketimin insanı, yurttaşım kaybetti. Ülkeyi iyi yönetemeyenler de biraz daha zaman kazandı. Tam da dediğimiz gibi. Bakar mısınız? Zam oranları düşük olsun diye akaryakıt zammını etkilemek, ertelemek. Kimin aklına gelirdi ki? Söyledik ve dediğimizde birebir çıktı.